Hocam. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hayırlı programlar. Teşekkürler, buyurun. Ben hocamla bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Hocam beni duyuyor musunuz? Buyurun, dinliyorum. Sesim geliyor mu? Geliyor. Benim sol kolumun üstü alerji. Bu alerjiye karşı ne yapmam lazım? Sol kolunuzun üstü alerji var, öyle alerji, mi? Yani iğne gibi batıyor. Ne yapmam lazım? İğne gibi batıyor. Yine gibi batıyor. Sol kolunuzun üzeri batıyor. Yara mı? Batıyor mu? Yok, yara değil. Alerji olmuşum yani. Neden olabilir bu? Ne yapmam lazım? Ha, şöyle. Her türlü cilt hastalığı. Evet. Sedef, ekzema, akne, liken, liken planus, mantarın her türü. Bir. İki. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen gibi alerjik hastalıklar, cilt hastalıklarının tek bir sebebi vardır. Bağırsak mantarı. Mantarı. Evet. Mantara girmişken biraz sonra hocam, tırtır mantarından da bahsedeceğim. Evet. Alo. Buyurun. Bu size nasıl ulaşabilirim? Telefon numaranız var mı? Bitkiseltedavi.com. Zaten ekranlarda hocamızın telefonlarını da biz veriyoruz. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ha. Rejideki arkadaşlar da yardımcı olacak size Ali Gökçekiksir.com. Bey. Tamam. Teşekkür ederim. Gökçekiksir.com, Gökçekiksir.com, Gökçektentür.com, doğaltedavi.net vesaire vesaire. Şimdi bu aloe vera, aloe vera'nın 400 çeşidi var. Şifalı olanı aloe vera barbadensis. Dünyada en çok klinik araştırmalarla araştırılan bir bitki. Bunun şöyle yaprağını kopardığınızda içerisinde sümüksü süngerimsi böyle jel bir sıvı var. Bunun birleşiminde 22 çeşit amino asit, 15 çeşit enzim, 12 çeşit vitamin var. Ne özelliğe sahiptir? Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bir, bağırsaktaki mantarı yok eder. Mantarı yok ederseniz her türlü alerjik hastalığı, her türlü cilt hastalığını tedavi edersiniz. Çünkü mantarlar bağırsaklarda ne yapıyor? Toksik madde üretiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeden dolayı bağırsaklar yanıyor. Elinizi kaç dakika ateşte tutabilirsiniz? Bir dakika tutamazsınız. Fakat bağırsaklar sürekli mantarların üretmiş olduğu toksik madde nedeniyle yanıyor, kavruluyor. Bağırsak kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşuyor. Yağ tabakası nedeniyle ne oluyor? İnce bağırsak yeterince enzim salgılayamıyor. Enzim oranı azalırsa histamin oranı yükselir. Bu da polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen vesaire vesaire. Birçok hastalığı tetikler. Bunun için ben 19 yıl çalıştıktan sonra aloe vera jel bunu ürettik. Bunu nedir? Bağırsaklardaki mantara karşı aloe vera dünyada en etkili bitki. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Paul'un enstitüsünde klinik araştırması yapılmış. Etkisi ispat edilmiş. Kaşıntılı, kabarcıklı, sulu ekzemayı iyileştirir bir. Besin alerjisini yani. Atopik ekzemayı, akneyi, sedefi iyileştirir. Klinik araştırması yapılmış. Bangkok yani Tayland'da üniversitede yapılan klinik araştırmada tip 2 şeker hastalığını iyileştirdiği belgelenmiştir. Japonya'nın Hiroşima bu atom bombası atılan şehirde bir üniversite var. Fushiyama Üniversitesi. Fushiyama'da yapılan klinik araştırmasında hücre yenileyici olduğu belgelenmiştir. Yani anti-aging, genç ve dinç tutar kişiyi, gençleştirir. Çünkü bağırsakları temizliyor, arıtıyor. Kişinin bağırsakları temizlenirse besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi optimum seviyede alır. Hocam nerede yetişiyor bu aloe vera jel? Yani aloe vera bitkisi ülkemizde yetişir mi? Tabii tabii. Akdeniz, Ege, Marmara. Ben de yetiştiriyorum. Siz evinizde mi yetiştiriyorsunuz? Evet, evimde yetiştiriyorum. Ama evde yetiştiren yetmez. Tabii ki biz Antalya'dan veyahut da İzmir'den getiriyoruz. Orada çiftliklerde yetiştiriyorlar özel. Arkadaşlar orada getiriyoruz, kullanıyoruz. Her türlü alerji tedavi edilebilir, her türlü cilt hastalığı tedavi edilebilir. Bütün bunların sebebi bağırsak florasının bozulması.